Eren Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün tek ayak çalımını sizlere göstereceğim. Bunun için yapmanız gereken tek şey ve bakmanız gereken tek şey, bunu Pesup'tan da bakabilirsiniz, Pesmaster'dan da bakabilirsiniz. Zayıf ayak kullanımı bir olan bir kardeşimizi bunun için alıyoruz kankalar. Buradan da görünüyorsa hemen buradan da bakacağım şimdi. Şöyle gelelim ve evet, zayıf ayak kullanımı. Gördüğünüz gibi bugün Odegaard bize yardımcı olacak. Aslında çok basit bir çalım ve iki tuşla, iki tuş kombinasyonuyla yapabileceğiniz bir çalım. Sadece oyuncunun aslında iyi bir özelliğine ihtiyacı yok. Zayıf ayak kullanımının bir olması gerekiyor. Tek ayak çalımında isterseniz gelin antrenmana girelim. Odegaard'la hem bunu klasik ayarlarda hem de gelişmiş ayarlarda yapalım. Bu arada uzun süre sonra telefonumdan, zoomlamayacaktır büyük ihtimal ama telefonumdan çekiyorum. Böyle bir hasret gidereyim dedim. Hoşum oğlum kasıyor burada bile. Zayıf ayak kullanımı bir olan kişi, gördüğünüz gibi bakın normalde şu hareketten bahsediyorum. Ama tabii ki de top sol ayağında, Odegaard solak çünkü, top sol ayağındayken yaparsanız bu hareketi yapabiliyor. Ama siz topu sağ ayağınızda yaparsanız farklı bir hareket yapar. Çalım çok basit, bir kere sağ tarafa basıyorsunuz. Sol ayağınla topu sürüyorken özellikle de topun momentumunu almış durumda çok daha iyi yapar. Bakın top hızlı gidiyorken ilk yapacağı ayakla yaptığı için böyle yapıyor. Ama top yavaşken, topun momentumunu aldığınızda genelde sol ayağınla topu tık tıklamak neyse artık. Bir kere sağ tarafa elinizi basıp sonra adamın yönüne ileriye doğru itiyorsunuz sol elinizi. Ve şu çalımı yapıyor. Ciddi anlamda çok işe yarayan bir çalım ve normal şey çalımından daha iyi. Yani şöyle yaptığımızda mesela şunu yaptığınızda çok, bunda mesela çok fazla geçemiyorsunuz rakibi. Ama öbürkü çok işe yarıyor. Geldiğinde laps deyip çok güzel geçebiliyorsunuz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen şöyle bakın, sağ ayağımla yapıyor. Sola aldığında yapacak onu. Sağ ayaklı bir oyuncuysa da sağ ayağına yakınken bu hareketi yapmanız gerekiyor. Biraz önce gelişmişte göstermiştim. Şimdi de normal klasik ayarlarda göstereceğim. Aslında yapmamız gereken yine aynı iki tuş kombinasyonu. Depar kısmına, hatta şeyi de bir dakika. Evet, en azından şöyle yaparsam rahatlıkla görebilirsiniz kankalar. Bakın depara basıyorum. Daha sonra bir kere ileri itiyorum. Bu kadar basit, gördüğünüz gibi. Dedinsin, çok sağ olun, hoşçakalın.